Arkadaşlar selamlar. Tamir Eden Adam YouTube kanalına hoş geldiniz. Şu an hızlıca karşılaşmış olduğum bir durumu ivedi olarak sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımın bütün camları inanılmaz derecede buğu tutmuş durumda. Bu videomuzda Opel araçlarındaki camların buğulanma konusuyla ilgili bir kısa bir video çekme gereği duydum arkadaşlar. Şu an hava bayağı bir soğuk ve yağmur yağıyor gördüğünüz gibi. Bütün camlarım şu an buğulandı arkadaşlar. Bakın ön camı şimdi kaloriferi yeni kapattım. 4'te açıktı ve buna rağmen ön camın halini de görüyorsunuz. Sadece sıcak havanın vurduğu yerler buğu değil. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Bütün cam aşırı şekilde buğulandı. Şimdi bu konuyu merak eden birçok arkadaş var. Bunun neden gerçekleştiğini, bu problemin nasıl çözüleceğine dair araştırma yapan bir sürü arkadaş var. Arkadaşlar şu an aracımın bu şekilde buğu yapmasının sebebi iç sirkülasyon klepesinin çalışmıyor olması. Ben şu an aracımdaki iç sirkülasyon klepesi kırık olduğu için yerinden söktüm ve üzerinde bir çalışma yaptığım için yerinde takılı değil şu an. Aracıma dışarıdan içeriye hava girmiyor. Oradaki hazneyi de kapattım. Dolayısıyla dışarıdan araca hava girmediği için şu an bütün camlar buğulanmış şekilde. Bakın bunu anca camı açarak giderebiliyorsunuz bu durumu. Yani bu yağmurda da camı açmak çok akıl kârı bir durum değil. Bakın camı açtım. Buralar hep böyle ıslandı. Su oldu. Aracınıza bu şekilde sular giriyor. Yani siz de bu durumu merak ediyorsanız, bunun neden kaynaklandığını merak ediyorsanız, problem aracınızdaki sirkülasyon klepe kapağı arkadaşlar. Bu tam anlamıyla çalışmıyorsa, bozuksa, kırıldıysa ya da herhangi bir sebepten dolayı sigorta sattıysa bunun sebebi budur. Yani camlarınızın buğulanmasının en büyük nedeni budur arkadaşlar. Sizin de aracınızda bu şekilde aşırı derecede buğulanma durumu söz konusuysa, bakın şu an görüyorsunuz hali. Hızlı bir şekilde, ivedi bir şekilde aracınızın şurada torpido kapağının arkasında bulunan sirkülasyon klepesine baktırın, onu tamir ettirin ya da kendiniz tamir edin, bir şekilde problemi çözün. Aksi takdirde bu durum gerçekten tehlike arz eden bir durum. Şu an hiçbir şekilde aynayı göremiyorum, arkayı göremiyorum doğru düzgün. Yani ciddi anlamda problem teşkil ediyor arkadaşlar. Bu problemin kaynağı söylediğim gibi dışarıdan aracın içerisine hava girmeyişidir. Hava girmemesinin sebebi de dediğim gibi sirkülasyon klepesi kapağıdır arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu araçlarda kronik arızalardan bir tanesi de sirkülasyon klepesi. Sirkülasyon klepesi ne işe yarar arkadaşlar? Öncelikle bunu anlatmak istiyorum. Sirkülasyon klepesi şuradaki tuş ile çalışır. Bakın şu araç içerisindeki ok işareti olan tuşla çalışır ve aracımızın içerisindeki havayı sirküle etmeye, yani dışarıdaki temiz havayla değiştirmeye yarar. Sirkülasyon klepesi kırıldığında ne olur? Sirkülasyon klepesi kırıldığı zaman dışarıdan araca girecek olan hava doğrudan aracın içerisine girebilir. Normal şartlarda dışarıdan içeriye giren hava klepe kapalı olduğu zaman polen filtresinden süzülür ve içeriye verilir. Bu durumda klepe kırık iken tam kapatamaz, yani işlevini tam olarak yerine getiremez. Dolayısıyla yarım olarak açık kalan klepeden süzülmeden dışarıdaki o kirli hava, toz toprak direkt olarak aracın içerisine girer. Bu durum aracın içerisindekileri rahatsız eder, aracın iç ortamının kirlenmesine sebep olur. Bunun gibi birçok nedene yol açar. Arkadaşlar öncelikle torpido gözünü yerinden sökeceğim. Bunun için T20 tork ucuyla şurada, yani iki tanesi şurada, iki tanesi burada olmak üzere 4 adet cıvata mevcut. Cıvataları söktükten sonra torpido gözünü öne doğru çekerek yerinden çıkarıyorum arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi rahatça geldi. Daha sonra sol tarafta torpido aydınlatmasının soketi mevcut. Bunu yerinden çıkarıyoruz. Daha sonra torpido gözünü tamamen yerinden alabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi torpido gözünü söktükten sonra hemen şurada görmüş olduğunuz havalandırma fan kazanı mevcut. Fan kazanının üst kısmında da hemen şurada sirkülasyon klepesi mevcut arkadaşlar. Bakın, parmağımla dokunduğum zaman kendiliğinden geriye doğru kaçabiliyor. Biraz daha yakından göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi şu an geriye doğru gidiyor arkadaşlar. Bu sirkülasyon klepesinde sorun var. Bu klepeyi, bakın şuralarda görmüş olduğunuz civataları sökerek yerinden çıkaracağız. Yerinden çıkardıktan sonra aşağıda bunun genel kontrolünü yapacağız. Kırık olan kısımlarını değiştireceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelebilmesi için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı ve görüşlerinizi yorum kısmından bana ulaştırmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.